Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün dış kaynaktan Muvazzaf Asubay adayı temin aşamalarının neler olduğunu anlatacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seçim aşamalarına gelecek olursak, seçim aşamaları sırasıyla genel kültür sınavı, evrak kontrol, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, fizik yeterlilik testi, hava trafik ve kontrol ihbar sınıfları için Türkçe-İngilizce okuma testi, yine hava trafik ve kontrol ihbar sınıfları için psikomotor testi, personel kurtarma, AKİP sınıfları için yüzme testi, bando sınıfı için müzik yeterlilik ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı, mülakat sınavı, sağlık kurulu rapor işlemleri ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmak üzere 12 başlıktan oluşmaktadır. Seçim aşamalarında ilk 6 başlık birinci gün icra edilirken psikomotor testi, yüzme testi, müzik yeterlilik ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı ikinci gün icra edilecektir. Mülakat sınavı ise personel temin merkezi tarafından ertesi güne ya da daha ileri bir tarihe randevu verilerek icra edilecektir. Verilen randevu bazen 2-3 haftayı bulmaktadır arkadaşlar. Bunu da söylemekte yarar var. Seçim aşamalarını ayrıntılı olarak incelediğimizde ilk olarak genel kültür sınavıyla başlıyoruz. Bando sınıfına başvuruda bulunan adaylar MEPS Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavı çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmaktadır. Her soru 2 puan değerindedir ve yanlış cevaplar doğru cevabı götürmeyecektir. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavdan 50 ve üzerine puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Biraz önce de söylediğim gibi genel kültür sınavına sadece bando sınavına başvuru yapan adaylar girecektir. Diğer adaylar ise bu sınava katılmayacaktır. İkinci aşamamız olan evrak kontrol faaliyeti. Adayların evrak kontrol aşaması için getirecekleri belgeler evrak kontrol komisyonluğunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınava alınmayacaktır. Eksik evrakını aynı gün saat 14'e kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecektir. Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün fiziki değerlendirme yani ön sağlık olarak da bildiğimiz teste tabi tutulacaktır. Adayların başvuru kılavuzu tablo 2'de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz da farklı ölçüm cihazları ile tekrar ölçüm ve değerlendirme yapılacaktır. Bunun sonucunda da olumsuz karar çıkması durumunda adayın ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara kişilik değerlendirme testi uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi hiçbir başarı notuna etkide bulunmayacak olup mülakat sınavına kanaat oluşturmak amaçlıdır. Kişilik değerlendirme testlerini mutlaka okuyarak cevaplandırın. Doğru yanlış cevap olmasa da bu testte sizin kişilik ve karakterinizi ortaya çıkaracak testler olduğu için buna en uygun cevabı yine siz vereceksiniz. Okumadan gelişigüzel cevaplar verdiğiniz takdirde kendinizle çelişen farklı bir karakter ortaya çıkabilir. Bu durumda sözlü mülakatta sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. En önemli aşamalardan birisi olan fiziki yeterlilik testine geldiğimizde ise evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen kara, deniz, hava kuvvetlerini tercih eden adaylar Mekik, şınav ve 1500 metre koşu branşlarında değerlendirilecektir. Değerlendirmeye esas fizik yeterlik testi tablosu başvuru kılavuzunda tablo 3'te bulunmaktadır.
Ayrıca hava piyade sınıfı içerisinde personel kurtarma, arama kurtarma ihtisaslı personel sınıflarına başvuru yapan adaylar bu testlere ek olarak barfiks ve yüzme testine tabi tutulacaktır. Adaylar her branştan en az 10 puan, kadın adaylar sadece sınavdan en az 9 puan almak zorundadır. Hava piyade sınıfı içerisindeki personel kurtarma ve arama kurtarma ihtisaslı personel sınıfının fizik yeterlik testi standartları farklıdır arkadaşlar. Merak edenler tablo 3'ten bu standartları inceleyebilirler. Herhangi bir branştan istenen asgari puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecektir. İstediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. Burada ayrı bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Sınavlar sonucunda sıralama oluşturulurken adayların KPSS, fizik yeterlilik testi ve mülakat sınavı puanları baz alınarak sıralama oluşturulmaktadır. Dolayısıyla fizik yeterlilik testi ve mülakat sınavlarında göstereceğiniz performans doğrudan sizin sıralamanızı etkileyecektir. Bu yüzden seçim aşamalarına gelmeden önce gerek fiziki yeterlilik anlamında gerek mülakat sınavı anlamında hazırlıklı gelmenizde yarar var. Bu sınavı ciddiye alan ve iyi bir şekilde hazırlanmak isteyen adaylara yönelik gerek fizik yeterlilik testi gerek sözlü mülakat anlamında etkili bir hazırlık yapmak amacıyla sizler için kurs planladık. Kursumuza katılmak isteyen adaylar sosyal medya hesaplarımıza ya da videoların yorum kısmına yazarak bizimle iletişime geçebilirler. Hatırlatmamızı da yaptığımıza göre seçim aşamalarına devam edebiliriz. Fizik yeterlilik testine katılabilmek için adayların tek hekimden yani aile hekimi ya da resmi sağlık kuruluşlarından adayın spor yapmasında sakınca yoktur ibareli rapor almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. Adayların raporu almaması ya da almış olduğu raporda adayın spor yapmasında sakınca yoktur ibaresi olmadığı durumda sınava katılması mümkün değildir. Sağlık raporuna ek olarak adaylardan muvafakat yazısı da istenecektir. Bunu da hatırlatmakta yarar var arkadaşlar. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılmayacak durumda olan ameliyatlı, kırık, burkulma ve benzeri şikayetleri olanlar sağlık raporuyla bu durumlarını belgelemek zorundadır. Aksi takdirde yine kazanılmış haklarını kaybedeceklerdir. Adayların fizik yeterlilik testi notu sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplanarak sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fizik yeterlilik testine gelirken yanınızda spor malzemelerini de getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki aşama olan Türkçe-İngilizce okuma testine geldik. Hava trafik ve kontrol ihbar sınıfları için başvuru yapan adaylara Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca belirlenecek Türkçe ve İngilizce metinler okutulacaktır. Sınav sonucunda adaylar başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilecektir. Başarısız olan adayların bu sınıflar için adaylıkları sonlandırılacak, adaya tebliğ edilecek ve varsa diğer kuvvet, sınıf veya branşlar için adaylıkları devam ettirilecektir. Türkçe ve İngilizce okuma testi sonucu aday değerlendirme puanına etki etmeyecektir. Ayrıca arkadaşlar, Türkçe ve İngilizce okuma testi için itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bir sonraki aşamamız olan psikomotor testi de sadece hava trafik ve kontrol ihbar sınıfları için uygulanacaktır. Türkçe ve İngilizce okuma testinde başarılı olan hava trafik ve kontrol ihbar sınıfı adaylarının dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat ve benzeri yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanacak bir testtir. Psikomotor testi sonucunda alınan puan, adayın sıralamasını belirleyen puana etki etmeyecektir. Psikomotor testinde tam puan 160 olup, testten baraj puanı olarak belirlenen 88 ve üzerinde puanlanan adaylar başarılı kabul edilecektir. Başarısız olan adayların bu sınıf için adaylıkları sonlandırılarak adaya tebliğ edilecektir. Psikomotor testinde de sonuca itiraz hakkı bulunmamaktadır.
Hava piyade sınıfı içerisinde bulunan personel kurtarma, arama kurtarma ihtisaslı personel sınıfına başvuruda bulunan adaylar fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda 150 metre su üstü yüzmesi testine tabi tutulacaktır. Bu nedenle bu sınıflara başvuru yapacak adayların iyi derecede yüzme biliyor olması gerekmektedir. Bir sonraki aşamaya geldiğimizde bando sınıfına başvuran adaylar fiziki yeterlilik testi sınavında başarılı olmasına müteakip müzik yeterlilik ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına alınacaktır. Adaylar piyano ve vurmalı çalgılar hariç diğer enstrümanlarını yanlarında getirecektir. Müzik yeterlilik ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı komisyonu 100 tam puan üzerinden adayları değerlendirecek. 60 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilecektir. Müzik yeterlilik ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim Komutanlığı'nda icra edilecektir. Müzik yeterlilik ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına ilişkin uygulama kriterleri başvuru kılavuzunda tablo 4'te bulunmaktadır. Merak edenler oradan inceleyebilirler. Ve arkadaşlar, sınavın en önemli aşaması olan sözlü mülakat sınavına geldik. Fizik yeterlilik testi ve diğer ilave testlerden başarılı olan adaylar kendilerine tebliğ edilen tarihte sözlü mülakat sınavına katılacaktır. Mülakat sınavı adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır. Mülakat komisyonu tarafından adayın gelişime açıklığı, genel kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade etme becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçeyi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluluk olmaması değerlendirilmektedir. Mülakat komisyonu adayları birbirinden bağımsız olarak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Belirlenen baraj puanının altında alanlar ise başarısız kabul edilecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat sınavlarında başarılı olan adaylar 2016 yılında yayınlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre değerlendirilmek üzere hastanelere sevk edilecektir. Muharip sınıflara başvuranlar, ekteğde bulunan bir nolu değerlendirme sütununa göre Muazzaf Assubay olur raporu, yardımcı sınıflara başvuranlar ise ekteğde bulunan iki nolu değerlendirme sütununa göre Muazzaf Assubay olur raporu alması gerekmektedir. Ayrıca deniz piyade sınıfı adayları komando olur, paraşütle atlar kararlı sağlık raporu almalıdır. Yine aynı şekilde uçak hava teknisyeni sınıfı adayları kategori 2 hava araçlarında görevli olarak uçar kararlı sağlık raporu, hava piyade içerisinde bulunan personel kurtarma, arama kurtarma ihtisaslı personel sınıfı adayları ise gerekli olarak uçar, paraşütle atlar ve kurbağa adam olur kararlı sağlık raporu alacaktır. Adayların hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Ankara içi hastanelere en geç 3 iş günü, Ankara dışındaki hastanelere en geç 5 iş günü içinde başvurması gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir. Hastaneden alınan heyet raporu, hastane tarafından Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'na en geç 45 gün içerisinde iletilmesi gerekmektedir. Rapora itiraz eden adaylar için de bu süre geçerlidir. Hastanenin verdiği olumsuz rapora itiraz süresi 3 iş günüdür. Adaylara sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili işlemler Personel Temin Merkezi'nin resmi internet adresinden takip edilebilir. Ve son olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamasına geldik.
Mülakat sınavında başarılı olan adaylar seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanında getirdikleri bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu görevli personele teslim edecektir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallere bulunan adaylar kabul edilmeyecektir. Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaları durumunda derhal ilişiği kesilecektir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle halen ikamet edilen adres bilgilerini nüfus müdürlüklerinden güncellemekte yarar vardır. Başvurduğu sınıfla alakalı kaç kişi alındığını ya da kontenjan durumunu merak eden adaylar önceki videolarımızı inceleyebilirler. Fiziki yeterlilik testi, sözlü mülakat sınavı, diğer seçim aşamaları ve askeri bilgilerle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu yararlı bulduysanız beğenip yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konuları videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize başarılar.